Ben damatla geçinemiyorum ya. Adım kavgacıya çıktı. Yok böyle bir şey. Ben de herkes kadar kavgacıyım. Bizim memlekette kavga edilir. Sevişmek kavganın yerini almadı daha. Belki de bizim nesil okullarda cinsel eğitim almadı da ondan. Millet huysuzu bir cin ne öğrettiyse onunla idare ediyor. Ve hal böyle olunca efendim sevişmek yerine kavga ediliyor. Sonra aşk yaşadıysanız, seks yaşadıysanız saygıdeğer olmuyorsunuz. Ama 2-3 kişinin ağzını burnunu dağıttığınız zaman herkes ayağa kalkıyor, önünüzde ceketini ilikliyor. Ya ben bu şartlar altında yetiştirdim pembe patikli kızımı. Bazı geceler uyanıyorum, bu damada kaçacak ben ne yaptım diye soruyorum kendi kendime. Bir ses cevabı bir geceye sığmaz Cihangir diye cevap veriyor. Tabii karım bunları duymuyor. Sen damatla aklını bozdun. Gayipten sesler duyuyorsun. Cihangir'cim diyor. Sesler gerçek mi, gayipten mi? Siz de böyle sesler duyuyor musunuz? Çok. Oh be. Oh! Karakolda nasıl tanıdılar hemen hırsızı? Ben hiç hatırlamıyorum. Yolda görsem inan bu bizim hırsız diyemem. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Nasıl soydu bizi gözümüzün içine baka baka. Haklısın Cihangir. Bok vardı evdeki silahlarımı denize atacak. Hep o uyku tulumu damat yüzünden. Yok efendim dünya barışa gidiyormuş. Yok silahsızlanmaymış. Ne oldu? Evimiz soyuldu ve ben evimin erkeği olarak müdafaada bulunamadım. Hep o uyku tulumu damadın yüzünden. O da çok üzüldü Cihangir. Bırak Allah aşkına. Bırak Cihangir. Yapsın etsin sonra da üzülsün. Takma. Takınca kuruyorsun. Sonra korkuyorum bir tarafına bir şey olacak diye. Cihangir. Akşam önce yemek yiyeceğiz sonra tiyatroya gideceğiz. Bu program nereden çıktı şimdi? Damat tiyatroya bilet almış bize ve niyazilere. Ay ne kadar ince fikirli değil mi Cihangir? Çok. Tiyatro bileti alıp yemeğe götürüp kendini affettiriyor öyle mi? Ay tiyatroya o götürüyor Cihangir, yemeğe değil. Yemeğe kim davet ediyor peki? Biz. Ne demek efendim biz? Ben, biz, sen. Karıcığım akşama babana tiyatro bileti almamız ne büyük jest oldu değil mi? Düşünsene damadı kayınpederi tiyatroya götürüyor. Evet büyük bir olay. Ama babam nasıl algılayacak? Niye? Tiyatro sevmez mi? Tiyatroyu operaya tercih eder.
Operada insanlar bıçaklandıktan sonra şarkı söyleyince olmaz böyle şey diye sinirleniyor babam. Güzel sanatlar insanı yumuşatır. Bak göreceksin, oyunu seyrettikten sonra bambaşka bir insan olacak. Neden? Bir oyun seyretmek insanı değiştirir mi Nasip? Sen ne diyorsun Zeliş? Bir kitap okuyup, bir tablo seyredip hayatı değişenler var. Vay salaklar vay. Ne güzel koktu. Evet ben de sevdim. Bu koku babanın dizmiş pudrasını, saç spreyini, deodoranını hepsi aynı markanın. Baba kıymış paraya. Bizim damat her şey tamammış gibi bir de tenise başladı ha. Aa fena mı Cihangir, bir hobisi oldu damadın. Hobiden önce bir işi olsa bence daha iyi olur. Canım zamanla işi de olur. Ülkemizde işsiz kadar, hatta daha fazla hobisi insan var. Canım karıcığım benim, zeytin gözlüm. İnsanlar işsizse nasıl hobileri olabilir? Asıl işsizken hobi lazım Cihangir. Yoksa boş zamanlarını nasıl dolduracak işsizler? Ya, demek onca işsiz, fakir, fukara bizim damat gibi tenis kortlarına koşup ellerine raketleri alıp... Benim kolum kalkmıyor. Cihangir ne oldu? Cihangir? Sağ kolum kalkmıyor. Sol kolum da kalkmıyor. Ya benim kollarım böyle sarkık kaldı. Cihangir, Cihangir'im ne oldu sana? Çör kaplanım benim. Ay sürpüklüm kaldın. Vah vah koldan inme indi kocaman. Cihangir, kollarımı kaldırmak istiyorum. Lakin kalkmıyor. Koltuk altlarım da açıyor. Ah Cihangir, böyle olacağı belliydi. Parayı o dert ettim kendine. Sus kız, zır zır ağlama. Ben iyiyim, sadece kollarım kalkmıyor. Sadece o mu kalkmayan Cihangir? Vücudum sardı demek. Babam. Babam şimdi bunu yerinde bulamayınca kızar. Kızamaz, çünkü aynı markanın saç spreyini koydum yerine. Fark etmez mi? Peki ya deodorant yerine koltuk altına saç spreyi sıkarsa? Sabah sabah iş alırız başımıza Nasip. Reçineler yapışacak koltuk altına adamın. Tansiyonun iyi Cihangir. Ama kollarımı kaldırmaya kalktığımda koltuk altlarım sanki acıdan kopuyor. Her şey birdenbire oldu. Cihangir benim için fark etmez. Sakın yarın bir insanım diye komplekse girme. Ben hep böyle mi kalacağım? Kalsam bile ne önemi var? Kolların kalkmasa da ben seni hep seveceğim. Asla boşanmam. Ne öyle insan kocasını terk eder mi kolları kalkmıyor diye? Ben 60 sene böyle mi kalacağım? Böyle bir şeye katlanamam. Sakın aklından kendini vurmayı falan geçirme Cihangir. Ya zaten kolum kalkmıyor. Nasıl dayarım silaha şakama? Haklısın, hak bileceğimsin. En iyisi çocuklara haber vereyim. Kızım üzülmesin. Peki. Niyazi'yi arayayım. Ha, o da kına yaksın. Aşk olsun Cihangir, Niyazi'yi hiç tanımamışsın sen. Koy o telefonu yerine, koy. Anneciğim, bir şey mi oldu? Baba, bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bir tatsızlık var. Evet, ne oldu anne? Baba. Ağlama Cihangir. Her şey insanlar için. Başa gelen çekilir. Babam öldü mü yoksa anne? Ölsem nasıl konuşurum, idraksız kızım. Televizyonları seyrede seyrede insanlar böyle şeye inanır oldular. Babacığım ne oldu sana? Sarıl bana babacığım. Oh kollarım kalkmıyor. Nasıl sarılayım? Haberim kızım. Koltuk altı elime sindi kızım babana. Ay çöl kaplanım. Üzümlerim de nasıl eriyor. Hemen doktor çağıralım. Nasıl oldu baba? Banyoya girdim. Gayet iyiydim. Çıktım. Tıraşım oldum. Gene iyiydim. Sonra koltuk altıma deodorant sıktım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum ama Nasip denize başladı, ona taktı. Ay yani başta her şey normaldi. Sonra elinde raket varmış gibi şöyle yapayım dedi. Kolunu kaldıramadı. Evimin kızı. Ay pardon, evimin direği. Ay ne hale geldi. O elindeki nedir kızım? Senin deodorantın baba. Nasip almış sıkmış, koymayı unutmuş. Pes, sen de hemen söyle. Ben koltuk altıma ne sıktım o zaman? Baksana şuna. Saç spreyi sıkmışsın Cihangir. Uğursuz. Gene senin yüzünden. Gene senin yüzünden. Kollarım kalksa.
Ben sana yapacağım. Baba ben kapıyı açıyorum. Dur, dur kaçma. Senin yüzünden kollarım yapıştı. Bunları açmadan bir yere gidemezsin. Ay Cihangir dua et. İyi ki inmemiş. Damat yapıştırmıştı. Niyazi gelmişti. Daha kapıyı açayım. Bana bak. Niyazi'ye katiyen bir şey söyleme. Benim bu aciz durumumu görmesin. Zevk alır çünkü. Babacığım merak etmeyin. Şimdi sizi kurtaracağım. Nasıl yapacağım? Bıraksanız ben kollarınızı şöyle cart diye yapsam. Ölürüm açıdan be. Ağdacı karılar gibi cart diye çekermiş. Öyle olmaz Nesim. Tamam. Sıcak suyla yumuşatırız. Açılırken de acımaz. Ya merak etmeyin ben her şeyi halledeceğim. Sorun çözmede çok başarılıdır baba. Gerçekten. Tam bir pratik zeka. Olmasa ne yapardık? İyi bir kriz masası yapacağız. Krizi çıkartan zaten o kızım. O olmasa ben bu halde olmam ki. Telaş etmeyin. Hadi sen git ince hortum getir. Niye? İnce hortumla koltuk altlarına sıcak su verip yumuşatacağım. Tamam bak. Koltuk altlarıma ince boru döşeceğim. Geliş. Dayın olacak Niyazi katiyen bunları görmemeli ve duymamalı. Bak. Densiz bir damat yüzünden babacığın ne hallere geldi. Hoş geldin Niyazi. Ne oldu kardeşim? Hoş buldum. Aa, sen de hoş geldin Hadiye. Ay başımıza neler geldi. Benim de sabaha kadar gözüme uyku gelmedi. Niye? Sabaha kadar ne uyudu ne uyuttu. Ne oldu ayol? Ay kafayı taktım uyuyamadım hayatım. Sabaha kadar beynimin etini yedi abla. Uyutmadı beni. Yatakta dönüp durdukça ayak tırnakları bacaklarımı çizdi attı. Ay ne yapayım kafayı taktım. Kafayı her şeye takıyor ablacığım. İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızının adını sordum. Hadi onu bildim, Melek dedim. Ama öteki hanımlardan olanları bilemedim ya. Zaten dünyadan haberi yok. Anne, ince hortumu bulamadım. Hoş geldiniz. Bir de musluk bağlantısı lazım anne. Ben şimdi bunları nereden bulayım kızım? Dur anne Allah aşkına. Babamın durumu çok fena. Nasip başında bekliyor. Hayırdır? Eniştene ne oldu? Hiç. Gayet iyi. Siz salona geçin. Ben de geliyorum hemen. Ay hortum neyin nesi? Neyi lazım hortum? Allah Allah. Bütün bunlar ne demek oluyor anlayabildin mi Hadiye? Gayet açık. Enişteli hortumla mısırlığa bağlayacak damadı. Niye böyle bir şey yapsın ki? Sapık oldukları için. Senin ailen her türlü sapıklığı denir. Hadiye kendine gel. Ailemizden asla tek bir sapık çıkmamıştır. Evet bu doğru. Tek bir sapık çıkmaz, birçok sapık çıkar çünkü. Ha, kimdenmiş? Hadi isim ver, ver hadi. Ha veririm tabii. Bir, aşırı milliyetçi olan amcaoğlu. Devamlı iç şükürtlü yelekle dolaşan yatkış. Adı neydi onun? Hülagül. Onun dünya görüşü öyle. Ona bir diyeceğim yok da niye 27 senedir yurt dışında yaşıyor? Niye bütün malı mülkü orada? Niye yabancı pasaportla dolaşıyor? İyi, gerçek milliyetçi de ondan Hadiye. Sen ipe sapa gelir bir şey söyle. Bak cevap vermedi, cevap veremedin. Devam edeyim mi ha? Sonra eski devrimci kuzeniniz. Hani ameliyatta kadın olup da sonra belediye rabıtası olan. Herkes dinen şarkıcı olmak zorunda mı? Daha bitmedi. O evinde tavuk yetiştiren halanız. Hani gel bili 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 diye şarkı besteleyen halanız. Yeter Hadiye. Seni boğmadan sus artık. Sen beni boğacaksın. Hangi cesaretle sen beni Hadiye. Boğacaksın? Hadiye. Ha? Tamam. Hadiye bacaklarım. Neyinden boğacaksın? Hadiye. Beter yapıştı. Merak etmeyin babacığım sizi kurtaracağım bana güvenin. Sus. Zaten senin yüzünden bu hale geldim. Ne güvenmesi? Çocuklar hortum bunu buldum. İnce hortum yok Nesip. Açıkla bakayım bu hortumda tam ne yapacaksın? Babacığım bu hortumu koltuk altlarınıza yerleştirip musluğa takacağım. Sonra sıcak su vereceğim. Reçineler yumuşayacak. Koltuk altlarınız da açılacak. Projem bu. Çok güzel akıl etti Cihangir. Ne duruyorsunuz o zaman? Bu hortum kalın, incesi lazım. Ama bu durumlar için evde ince hortum yok. Nereden aklıma gelirdi ki ince hortum bulundurayım? Babacığım ben perşembe pazarına gidip alıp gelirim. Hadi. Ben onca saat öyle kuluçkaya yatmış gibi bekleyemem. Sinirlenmeyin babacığım. Ben şimdi bu hortumu ikiye bölüp iki koltuk altınızı aynı anda bitireceğim. Bıçak. Niye ikiye bölüyorsun şimdi onu? İki koltuk altı yok mu baba? Doğru söylüyor. Şimdi şunları yerleştirelim. Buyur baba. Ay! Ay ay ay! Ay!
Cihangir'im kurtulacaksın. Kalkmaya başlayacak kolların. Oldu tamam. Ne oldu şimdi bu? Şimdi ben bu iki hortumu musluğa bağlayacağım. Direkt olarak. Sıcak su musluğu tek nasip. Hay Allah bunu düşünmedik. Sıcak su musluğu tek baba. Allah kahretsin sizi. Salaklar ordusu. Çıkarın şunları çabuk. Ay. Ay. Çıkmıyor baba. Tabii onlar da yapıştı. Ben seni parçalamaz mıyım? Şey yapmayın babacığım. Ben şimdi iki hortumu tek bir hortumda toplayıp aynı musluktan sıcak suyu veririm. Açıl. Bak üzüldüğüne değmedi Cihangir'im. Nasip halleder baba. Aslında bütün mekanizma tamam da. O zaman niye bekliyorsun? Bunları tek musluğa nasıl bağlayacağım orada takılıyorum baba. Karşımda durma öyle feylesof tesisatçı gibi. Tek tek yap. Ay öyle. İkisinin aynı anda olması gerekmiyor ki. Tabii onu ben de biliyorum da bir avazda kurtulsun diye şey yaptım. Allah Allah. Çocuk mu doğuruyorum ulan? Bir avazda olacak. Ne yapacaksanız yapın. Babacığım ben seni musluğa bağlayayım. Bak, şu uyku tulumu yüzünden başıma neler geldi. Deodorantın yerini spreyle değiştirdi. Kastan yaptı. Ay sen de üzerine okumadan ne kullanıyorsun Cihangir? Ya her gün aynı şeye, aynı yere koyduğum şeyin üzerine neden okuyayım? Salak mıyım ben? Hortum erişmiyor. Çekiniz nasip. Ne yapıyorsunuz lan? Çekmeyin. Yapmayın çocuklar. Kocaman buldu. Gerizekalı olmuş. Yapmayın lan. Kendine işkence ettiriyor. Neden böyle bir şey yaptırsın ki? Sapık da ondan. Senin ailen de adı başı sapık var Niyazi. Niyazi inat ediyorsun kabul et. Ya niye çekiyorsunuz be? Ortu musluğa yetişmedi de ondan çekiyoruz babacığım. Ya o zaman söyleyeyim ben geleyim abi salakla. Siz rahatsız olmayın yürümeyin diye babacığım şey yaptık. Ay ne kadar nazik bir çocuk Cihangir. Sus canım sus. Peki yine ben kabahatli oldum. Açın şu musluğu be. Baba şimdi bitecek merak etme. Ne yaptın Nasip? Hortumu taktım suyu açıyorum. Tamam. İlk suyu kanallara veriyorum. Ay kapma çalışı gibi oldu Cihangir. Bir kelime daha etme Cangül. Ay tamam sustum. Nasıl baba bir sıcaklık hissettin mi? Hayır. Edemez. Çünkü sular kesik. Ne demek kesik? Yahu bir de ben bu hortumlarla çeşmeye bağlı mı kalacağım? Maalesef sular kesik. Ulan Nasip, ben seni ne yapsam yerindir? Ayol, Anakent Belediyesi'nin kabahatinde mi damada yüklüyorsun? Suları ben kesmedim ki baba. Evet baba, bu durumda senin muhatabın belediye başkanı. Şimdi benim bu durumumdan belediye başkanı mı sorumlu? Bu sorumlu. Fethler şunlar artık ya, fethler şunlara be. Hadiye, rahatsız etmesek olmaz mı? Ay tıkılmışlar yukarıya, ne yapıyorlar bilmek zorundayım. Canım, özel bir işleri var herhalde. Ay topluca intihar etmesin bunlar. Neden böyle bir şey yapsınlar? Ay yaptıklarına utanıp intihar etmiş olabilirler ne yazayım? Ama canım niye? Ay iğrenç ilişkiler. Hortumlar mortumlar. Ay ben çıkıp bakacağım ya. Dayanamıyorum. Ben bir şey duymuyorum ki. Ay sen hiçbir şey duymuyorsun Nihat'ı. Kulakların düşük ondan herhalde. Ay ameliyatla tel taktırıp böyle dikleştireceğim kulaklarını yani. Olur mu böyle saçma şey ya? Olur tabii. İyi bir veteriner çok güzel yapar bu işi. Hadi ya sen kafayı sıyırdın galiba. Sus. Duyamıyorum. Ay kendi duymuyor bir de bana duyurmamaya çalışıyor. Otur şu belayı bakacağım. Niye? Beni rezil ettiniz. Ama... Susun baba. Sen de sus. Ay ne oluyor enişte? Ne var Hadiye? Ay ben iyiyim de haberler sende enişte. Aa bunlar ay. Böyle. Aa, ben sizi öldü zannettim. Ay nedenmiş o? Topluca tek cinayeti. Ne oluyor Hadiye? Enişte koltuk altlarını hortumlatmış. Bunlar da böyle bakıyorlar, ölmemişler. Ay nereden çıkardın öldüğümüzü Hadiye? Hiç öyle attım işte tutarsa diye. Gidin hepiniz buradan. Çıkın. Ah, sular geldi. Hemen git banyoyu doldur. Tamam baba. Önce banyoda ben seni yumuşatırım. Sonra da koltuk altlarına bakarız. Gel. Ay bu ailede sapıklığın ölçüsü de kalmadı artık. Ay hale bak. Damat kayınpederi banyoda batırıyor. Bir de koltuk altları filan yumuşatıyor. Aa, ne demek istiyorsun sen Hadiye? Hadiyeciğim! ne oluyor bana da anlat. Aman sana laf anlatmak, ineğe yer takmaktan daha zor zaten. Hoş eğer taksan ineğe yerler.
bulduk Cavidan. Hoş geldiniz. Ulan Bey içeride sizi bekliyor. Ha. Geç kaldım tabii. Neredesin ya? Hiç üstüme gelme. Bugün bir daha anlatamam. Oo, yarın anlattığında güncelliğini kaybeder. Öğrenirsin ne yapacağım? Maşallah. Seni iyi gördüm. Senin damat beni ruh hastası yaptı. Hazmedemiyorum bir türlü. Hem de beni ruh hastası yapıyordu. Niye? Senin de mi kalbin sıkıştı? Hayır. Koltuk altlarım yapıştı. Aslında çok komik bir durum ha. Erişleri canı kim bilir nasıl yanlıştır. Ya bizim yapamadığımızı damat yaptı ya. Sevindiği şeye bak. Evet Niyazi çok ayıp. Hadi haklı. Ayrıca hiç de inandırıcı değil. Ne inandırıcı değil yenge? Orada yaptıklarınız da hala benim için şaibeli ayrıca. Ayol adamın saç spreyi sıkınca koltuk altları yapıştı. Resmen böyle oldu. Evet yenge. Sizin belgeniz var mı? Ya anne belgesi yenge. Resmen dedim ya, resmi belge istiyor. Ay keşke olayı videoya çekseydik. Bak yengen kanıt istedi. Her eve gizli bir kamera şart artık. Anne insan akrabasına da mı kanıt belge gösterecek? Hukuk devleti kanıt belgeleri dayalı yavrum. Böyle kocada da sana bir yaka kamerası alsın. Yoksa damadıyla ilişkilerini zor izah eder sağa sola. Allah Allah, Türkiye ne hale geldi ya? Kardeşim. Bu damat yüzünden kan basıncım, şekerim, her şeyim dumura uğradı. Ama beni bırak. Doktor ne dedi sana? Vallahi turp gibiymişim. Doktor bir süre seksten uzak dur, kalbi yorma dedi. Nasıl unuturum seksi? Hemen evlen. Karın cır cır konuşur, seks aklından çıkar. Kardeşim, seks yasaklanınca insanın canı istiyor. Şimdi bile aklımdan çıkmıyor. Yine de başıma gelmişti. Şeker perdesi verdi doktor. Devamlı canım istedi. Seks mi? Hayır. Hanım gibi tatlısıyla Şam Baba. Benim öyle değil. Benim canım devamlı seks istiyor. Bana yardım et. Allah Allah. Ne yapacağım ben sana? Bir doktora sorsak. Heh. Haydar Dümen'e soralım. Televizyonlarda görmüşlüğüm var. İşe vakıf bir adam. Ne diyeceğiz? Ha. Arkadaşım Ulahan perhizde fakat seks aklından hiç çıkmıyor. Ya bir dakika. Ben kendin için soruyorum. Arkadaşını bahane ediyorum zannetmesin. Direkt ismimi verelim. Aman kardeşim sen de bırak doktoru. Bak aklından çıkartmak istiyorsan bir kere seks hakkında hiç konuşma. Konuşacaksan da kelimelerine dikkat et. Olmuyor. Neyi görsem bana onu hatırlatıyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Başka şeye tak aklını. Mesela siyah beyaz Türk filmleri seyret. Orada hiçbir şey yapmıyorlar. Nasıl yapmıyorlar? Hababam teyze kızlarıyla evlenip duruyorlar. You shake my nose and round the brain. Too much to know from the brain. You rock the wheel. Yes. Oy far fara, far fara. Ateş düştü şalvara. Ağzım dilim kurudu. Yes. Ya, katinamın eline makası. Bir çabara bak. Yes. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zenginler gibi giymişsin abi. Tenis oynarken böyle oluyor. Hülya Avşar da ondan oynuyor ama etek giyiyor. Oynarken de rüzgardan böyle etekleri savrulmaz mı? Ama erkekler şort giyiyor. Beyaz takımı rengi mi abi? Hayır, bu spor sadece beyaz giyerek yapılıyor. Herkes beyaz giyiyor. Abi o zaman kim kime gol atıyor, karışmaz mı? Öyle değil lan. Bu spor raketle oynanıyor. Karşılıklı, teke tek. Parabol ya, futbolun golsüz teke tekini yapmışlar, zenginler için. Vallahi iyice. Niye böyle böyle ağlıyorsun benim talihsiz arkadaşım? Ya yine reddedildim ya. Ulan yıllardır o konsolosluk senin, bu konsolosluk benim, göçmenlik için başvuruyorsun, hep reddediliyorsun. Ya bir gün biri kabul eder de gel derse ne yapacaksın? Gitmem abi, ben bu ülkemi çok seviyorum, terk etmem. Ama geçenlerde Güney Kıbrıs beni kabul etti. Ama ben reddettim. Niye hocam? Ülke menfaatleri için kabul etmen lazım. Nasıl yani? Bizden onlara senden daha iyi kazık olur mu? Bana bak. Sen zengin aile buldun, bizi makaraya alıyorsun. Sen daha iş bulamadın mı? Para iş için değil. Öyle hop diye iş bulunuyor mu? Ben gideyim. Akşama doğru lokantaya gelirim. Bir Sadiye'yi alırız.
Dayı bak çok geç kalma. Bir şeyler atıştırıp tiyatroya yetişeceğiz, tamam mı? Arabayı aldın, sonra nereye koyduğunu unutuyorsun. Tamam Hadiye, söz. Zaten İstanbul'da bir park yeri buldun mu? O an unutulmaz bir an oluyor. Rahatsız etmiyorum ya Cavidan. Gel otur. Mum için teşekkürler. Size layık değil. Patron toplantıda galiba. Önemli bir toplantı. Arkadaşının seks sorunları var. Onu hallediyor. Holdinglerin işi bitmez. Kahve içer misin? Zahmet olmasın. Yok canım, bir bok olmaz. Teşekkür etmeye geldim. Eğer siz olmasaydınız Cavidan Hanım, çoktan işten kovulmuş olacaktım. Hayatımı kurtardınız. Bir daha sakın çalma mucibar. Bir daha asla zimmetine para geçirme. Geçti o günler. Bir daha asla zimmetime geçirmem. Salak mıyım? Açıktan komisyon varken. Zaten alım satımda böyle şeyler olmaz ki. Alo, Cihangir nasılsın? Ay masadaki mum çalınmış, çok üzüldüm. Bir de mutfaktaki karabiberlik. Ay hiç böyle şeyler olmazdı bizim evde. Hayda. Kim alır mutfaktan karabiberliği? Mumu kim alır? Tamam karıcığım, tamam. Geç kalmam. Allah Allah. Mutfaktan karabiberlikle mum çalınmış. Senin damat almıştır. Bunları nereden aldın? Bana bak, gene mi çalmaya başladın bu civar? Aslan, artık ben sütten çıkmış bir ak kaşığım. Bana isterseniz ak kaşığım diyebilirsiniz. Aile şerefini düşün bu civar. Benim kimsem yok ki. Bütün ailem topluca Adapazarı'na düğüne giderken otobüste öldüler. Yapma. Düşünecek aile şerefim olmadığı için ben de sapıttım. Hırsız oldum. Senin kabahatin yok. Ortam müsaitmiş. Ama artık her şey geçti. Artık çalmam. Ve sizin iyiliğinizi unutma. Geceleri iyilik meleğim olarak rüyalarıma giriyorsunuz. Nasıl giriyorum rüyalarına? Üzerinizde hep iç gösteren kırmızı bir gecelik oluyor. Mucibe, biraz öteye git. Ben senin iyilik meleğim diyorsunuz. Mucibe, ayakta kaldım. Gel bunları biraz da burada anlatsın. Benim anlamadım. Senin kayınpederin muhiti bu kadar geniş de sana nasıl iş bulamıyor? Yani sen hala nasıl genel müdür değilsin? Benden korkuyor fabrikayı ele geçiririm diye. Niye? Kendisi de kayınpederinin fabrikasını ele geçirmiş. Ben de cibiliyetsiz çıkarım diye korkuyor. Ben de kendini görüyor. Kayınvaliden de zengin değil mi? Kayınpederi emlakta katlar. Çalışarak mı yap? Abi mirasa konmaktan vaktin mi var kadının çalışmaya? Bir veraset ilamı ne bürokrasi sen biliyor musun? O ne? Elinden miras kalınca alman gereken yasal kağıtlar. Ben babam ölünce almadı. Öyle tek kalarsa fena yapar. Ne kalmıştı? Tüp gaz büyük, iki pala, battaniyeler. Onlardan bir şey olmaz. Niye? Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Niye bizimki sayılmıyor? Ya dur bir sakin ol. Tamam da ben niye veraset hakkından yararlanamıyorum? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Yani ben bu ülke için askerlik yapmadım. Hastane köşelerinde beklemedim. Sen de bütün vatandaşlık haklarından yararlanmışsın. Hiçbir şey tatmin etmiyor seni. Birlikte enflasyon da indi. Enflasyon rakamları... Gene aklıma seks geldi Cihangir. Yahu ekonomi haberi izliyoruz. Nereden aklına geldi şimdi seks? Bu ay enflasyon indi dediler. Oradan aklıma geldi. Senin başka derdin yok. Ondan böyle oluyor. Senin de derdin yok ama bak aklına gelmiyor seks. Kim söyledi? Bir yerden mi duydun? Birinin söylemesine gerek yok. Apaçık ortada. Ne ortada ya? Gamsız, dertsiz bir adam oldun. Benim derdimi içinde olmayan bilemez. Allah bana bir damat verdi. İçim yanıyor, içim. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu mu derdin? Hallederiz. Nasıl? Kaldırırız ortadan.
kiralık katil tutarız. Şimdi imkanlar eskisi gibi değil, çok. Aa, bunu bana kayınpederim bile yapmadı. Yapmadı da ne oldu? Kalpten gitti. Gördüm. Hayatımda adam öldürtmedim. Ay, düşüncesi bile insana şey geliyor. Yani damat da olsa bir can taşıyor. Hani canımın acımayacağını, kızımın üzülmeyeceğini bilsem. Kızım hiç üzülme. Baban nasip için çok iyi şeyler düşünüyor. Sahi mi anne? Ama tamirhanede çalışmasına izin vermediniz, işsiz kaldı, üzülüyor. Ama tamirhane yakışık almaz. Ay sonra ne deriz ele güne? Olacak şey değil vallahi. E peki babam bizim fabrikada çalışmasına izin versin. Damadına iltimas yaptı, dedirtmek istemiyor. Ay sonra iş yerinde damat iyi değildir. Biz de yaşadık aynı şeyleri kızım. Rahmetli babam hep derdi damat beni soyuyor diye. Babam için mi söylerdi? Evet. E sonra ne oldu peki? Ne olacak? Dedem babanı savcılığa şikayet etti. Araya anneannen girdi. Babanın çaldıklarını ödedi. Mesele kapandı. Abi ya. Devlet beni resmen adam yerine koymuyor ya. Ya sakin ol. Devletine karşı isyankar olma. Böyle ileri geri konuşma. Yerin kulağı vardır. Ulan beni kimse duymadı ki senden başka be. Olsun. Belki ben seni ihbar ederim devletine karşı geldi diye. Hoş olmaz yani. Ulan sen manyak mısın beni gidip ihbar edeceksin? Ben manyak değilim. Zaten bu işi yapanların çoğu aklı başında insanlar. İşte insan oradan şüpheye düşüyor. Acaba bir halt eder miyim diye. Ya nasıl? Benim moralim sıfır ya. Ben bu moralle nasıl gidip araba tamir edeceğim ya? Sen de boz. Tamir etme eğer moralin iyi gelecekse. Vay ne yapacağım? Lan indirin lan motoru. Motora tamirlik bir şey yok usta. Biraz sonra olacak canım. Size küçük bir armağanım var Cavidan. Ya. Çam sakızı çoban armağanı. Bu bir anahtar. Ne demek bu? Evet. Ucunda bir araba var. Bana araba mı aldın? Evet. Sen gene çalmaya başladın. Gözün kör olmasın. Hayır. Artık maaşımı daha idareli kullanıyorum. Sonra kira evinden de çıktım. Nasıl çıktın? Ev aldım. Deli gibi kendi evim dururken kirada oturmanın manası var mı? Haklısın. İnsan kendi evine taşınır. Bak görüyorsun Cavidan. Hayatımda bembeyaz bir sayfa açıldı. Seni seviyorum Cavidan. Benimle jacuzzi yapar mısın? Nerede? Benim yeni dublekste. Bunları hep kendi maaşımla mı yaptın Mucibar? Hayır. Kumbaramı da açtım, boşalttım. Çünkü bunlar tek maaşlı olacak işler değil. Kiralık katil tutup damadı ortadan kaldırmak. Olacak şey değil. Ter bastı vallahi. Bilmeyecek, hissetmeyecek bile. Ben böyle şey yapmam. Sen yapmayacaksın, ben yaptıracağım. Sana doğum günü hediye bozdum. Bas. Kim yapacak? Tanıdık bir mafya var. Siyasi ve bürokrasi bağlandı. Yok yok, bunlar temiz mafya. Küçük ölçekli. Sadece bu işi yapıyorlar. Olmaz yapamam. Ya bak aklımı karıştırdın. Lokantada yer ayıracaktım. Cavidan, kızım. Ha, lokantada yer ayırt. Saat 7 için. 6 kişilik. Tamam. Bizim uyku tulumu tiyatro için bilet almış. Ama sana gel diyemiyorum. Ben adamı görmeye hazır değilim. Hoş geldiniz. Cihangir bizim için yer ayırttı mı acaba? Evet, ayırttı. Cihangir Bey'in masası her zaman hazırdır. Gelsin, gelmesin. Cihangir'in hatırı büyüktür. Parası var onda. Bana babaları bu tip yerlerde daima itibar görürler. Yenge, sen de babama laf atmasan olmaz. Yalan mı? Doğumun parası niye sizi rahatsız ediyor yenge? Ay hiç rahatsız etmiyor. Yarısı bizi sayılır zaten. Niyazi'den ve kayınpederden çaldıkları. Aa, sırası mı şimdi bunların Hadi? Ay sıra mıra bekleyemem. Ömür kız hiç gelmeyebilir. Beklerken bir içki alır mıydınız?
Biz nasiple margarita alacağız. Ben tanımıyorum. Ejnebi bir tanıdık herhalde. Damat pek görgülü. Paralı olmaması görgüye mani değil tabii. Hadiye. Diyet kola alayım ben lütfen. İçiyorsun diyet kolalarını, sonra şişmanlığını mazeret de bulamıyorsun. Bana çok korktu. Sen olsun. Başla. Ay Hadiye, sonra uyursun tiyatroda. Olsun. Zaten tek kişilik oyunu, uyuyalım diye oynuyorlar. Bari koltukları kulman yapsalar diye beraber uyusak. Aslında yemekleri ısmarlasak hiç fena olmaz. Ucu ucuna yetişeceğiz zaten. Ay kolay hazırlanır, bir şeyler söyleyelim. Niyazi'ye de söyleyelim. Aa, ben de Cihangir'inkini söyleyeyim. Ama zahmet etme o Niyazi'ninkini yer, malları nasıl yediydi? Benim vodkayı tazele. Daha bitmedi ki vodkan. Şimdi bitti. Ben hemen vodkayı yedim. Ay biletler yanında değil mi Nasip? Bir sakatlık olursa baban kıyameti koparır. Rica ederim, burada. Nasip, biletleri almadın mı yoksa? Aldım canım, burada. Ay yüreğimi yiyor vallahi. Ha, benim de. Versene, ben bakayım Nasip. Dur. Ha, tamam, burada. Oh. Ne oldu Nasip? Garanti bugünün tarihi değil. Şef, bana bir vodka daha. Hayır canım, bugünün tarihi. Yalnız makine kaçta, suare kaçta oldu. Ne? Ver şunu bakayım, üzerinde yazıyor. Matine 18.30. Saat 7, yetişemeyiz herhalde. Yarın daha da olmuş başlıyor. Mahvolduk, Cihangir duyarsa burayı kafamıza geçirir. Ne oldu size ya? Damat yanlışlıkla matineye almış biletleri. Şu an birinci perdesi bitiyor. Ya da damat senden de salak çıktı. Ne yapacağız şimdi? Telaşlanmayın canım. Nasıl olsa eniştem ortada yok. Yemeği uzatırız. Tiyatroyu böylelikle kaçırmış oluruz. Yemek geç geldiği için. Niyazi dayı, bu çok iyi fikir ya. Aa, şato büyüyen istedi, titti seni bekledi. Tabii ne de olsa şato, duvarları örmesi seneler sürer. Oh. Oh be, nihayet yemeklerimiz geldi. Güzel kadınlar, geç kalmıyoruz değil mi? Ya enteresandır. Bugün de samimi söylüyorum, canım bir tiyatro çekti. Hadi başlayalım. Hayır olmaz, dur Cihangir. Ne oldu? Dua edelim. Tanrı'ya bize verdiği bütün bu nimetler için teşekkür edelim. Bismillah deyip başlarız. Sırası mı şimdi Amerikan dizilerindeki sofra dualarının? Olmaz. Öyle şişirmeyelim. Hatta sen kıssadan hisse alacağımız derslerle dolu bir ön konuşma yap bize. Duadan önce değil mi? Ya, siz topluca cinnet mi geçiriyorsunuz? Nereden çıktı şimdi bu? Lütfen Cihangir, bu geceye şükredelim. Etraftan duymasalar bari. Misyonerler bizi Hristiyan yapmış zannedecekler. Lütfen baba. Peki benim pembe patiğim, peki. Hadi. O zaman sen söyle Niyazi. Tamam abla. Allah'ım, bu gece bizler bir aradayız. Hep beraber bize nasip ettiğin püre ve rosto için çok teşekkür ederiz. Salata ile ekmeği de söyle. Salata ve ekmek için ve tatlılar için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Papaz gibi konuştun Niyazi. Şimdi herkes içinden dua etsin. Sultanlara gidecek miyiz? Hadi başlayalım artık. Aa. Ya niye böyle herkes ağır ağır yiyor? Yeni beslenme kuralları baba. Her lokmayı ağızda 20 kere döndürmek lazım. Çok çabuk yiyorsun Cihangir. İyi ya. Yavaş yerim Cangül. Zararın kendine enişte. Sonra etle karbonhidratı da karıştırmamak lazım. Nasıl yani? Rosto ile sebzeyi önce yiyip pilavı ise 4 saat sonra yemek en doğrusu baba. Ondan 4 saat sonra da tatlılar. Üst üste yemek intihar gibi bir şey Cihangir. Hey. Ya siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Biletleri unuttuk değil mi bu uyku tulumu? Ve kıran çarşı tuttuysam işte burada. Günahını aldım be damat. Yalnız matineymiş, kaçırdık Cihangir. Garson bana da bir vodka. Ne? Ben bu trafikte buraya gelinceye kadar neler çektim. İyi yemekleriniz çabuk. Hay damat, tiyatroya gidip bilet alacaksın. Ok yaydan çıktı. Bu gece bu tiyatroya gidilecek. Bana bir vodka daha canım.
İnşallah nasip kara borsa bilet bulmuştur. Hele bulmasın. Bak ne yapıyorum ben onu. Keşke eve gitseydik. Ay baban niyet etti kızım katiyen dönmez. Eniştem tabii taktım kafayı takar. Sayın Profesör Doktor Niyazi, damadı ben mi söyledim beni tiyatroya davet et diye? Bana bak senin o damat var ya dört kolluyla yollayacak seni. Bak yine mosmor oldu sinirden. Nasıl mosmor olmayayım Hadiyeciğim? Nasıl mosmor olmayayım? Ay haklısın vallahi çok iyi adamsın. Dövmüyorsun. Ay sus Hadiye ya. Aa damada bak ay ne rahat çocuk. Koyu çıkırıp çıkırıp geliyor ayrıma. Dur biraz. Ay Cihangir herhalde biletleri buldu çocuk ha. Buldum karaborsa bir. Yalnız üç tane. Bizler işte eve dönelim. Siz dördünüz gelin. Ulan üç biletle dört kişi nasıl gireriz? Niyazi dayı kucağa oturtun. Ben kucakta seyretmem. Bir görelim. Aa tamam tamam ben buldum. Biz şimdi altı kişiyiz değil mi? Oyun iki perde. Şimdi ilk üç kişi girip birinci perdeyi seyredecek, sonraki üç kişiye anlatacak. Sonra ikinci üç kişi girip ikinci perdeyi seyredecek, birinci üç kişiye anlatacak. Yemeğin üstüne iki perde ağır getirir. Bakın bakın yine çözdü sorunu. Sorun öyle çözülmez. Bakın ben çözeyim, görün. Damat beyefendi şimdi bizde üç bilet var fakat biz altı kişiyiz değil mi? Evet. Evet. Yat orada. Bakın beş kişi kaldı. Aa sorun öyle mi çözüldü? Bu faşizm ya. Ve dört kişi kaldık. Şimdi acaba ben kendi kendime mi vurayım? Kadına el kalkmaz yoksa siz hanımefendilerden birini mi seçin? Kaç Hadiye'nin! Salaklar ordusu sizi! Sizi salaklar ordusu sizi! Uzun yıllar yaşamayı planlıyorum. Damadımdan intikam almak için. Bana bakmak mecburiyetinde kalacak. Beni taşıyacak, tıraş edecek, giydirecek, yemek yedirecek. Kayınpederimin bana yaptıklarının aynısını ben ona yapacağım. Ayrıca ölmeden önce yaşamak istediğim o kadar çok şey var ki. Torunlarımı görmek istiyorum. Onların damadıma dedem senin için uyku tulumu diyor dediklerini duymak istiyorum. Torunlarımın neslinin bu ülkeyi iyi yönettiğini görmek istiyorum. Türkiye kaybedince üzülüyorum. Türkiye hep kazansın istiyorum. Kahkahalar atılan bir ülke olsun Türkiye. Duyabileyim. Hiç olmazsa son nefesinde. Bana gelince benim kalbim, karım, kızım, memleketim ve bu pembe patiklerde olacak. Ölsem bile.